Merhabalar değerli Köy TV izleyenleri. Bugün Çiftlik Akademi programıyla beraber yine sizlerle beraberiz. Bugün yeni bölümümüzde Bursa Yenişehir'de İtimat Çiftliği'nde değerlendirmelerimize devam edeceğiz. Bugünkü programda çiftlik müdürümüz, değerli meslektaşım, ziraat mühendisi, zooteknist, değerli büyüğüm Ufuk Arkıl Bey ile bir çiftlik kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler, çiftlik kurulurken neler yapılması gerekir, bunları konuşacağız efendim. Merhabalar Ufuk Bey. Merhabalar, kolay gelsin. Sağ olun, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz sormalı, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz, bizleri ağırladınız bugün. Programlar devam ediyor. Bir çiftlik kurulumunda sizlerin nazariyatında ne gibi aşamalar izlenmeli? Bunları bir izleyenlerimize aktaralım. Şimdi Türkiye'de süt işletmeleri ve besin işletmeleri olarak ikiye ayrılıyor. Süt işletmelerini kurarken seçeceğiniz alanlarla besin işletmelerini kurarken seçeceğiniz alanlar farklı olması gerekiyor. Bunlarda öncelikle organizasyonla ilgili olarak işletmeyi kuracağınız yerde üreteceğiniz ürünü pazarlamanızın kolay olacağı yerleri seçmeniz gerekiyor birinci. İkincisi, işletmeyi kuracağınız yerde ürünü pazarladınız fakat işletmede bulunduracağınız hayvanları beslemeyle ilgili de ham maddeye yakın yerleri seçmek gerekiyor. Çünkü bizim şu anda kurduğumuz işletme 10-12 senelik bir işletme. Burada tarım arazilerinin güçlü olması gerekiyor ki kamyon bazında aldığınız ürünlere dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela buğday silajı alıyorsunuz, mısır silajı alıyorsunuz. Bunlar kamyon bazında yapılan işler. O yüzden bunlara yakın olmanız gerekiyor ki çok giriş çıkış var. Bunlarla ilgili bölge seçimine dikkat etmeniz gerekiyor. Esas önemli olanlardan en başına dönersek işin, elektrik ve suya yakın olmanız gerekiyor. Ama artık devletin getirdiği kendine göre kurallar var. Eskiden işletme kurarken önce belediyeye gidip müracaat ediyordunuz. Şu anda öncelikle tarım il müdürlüklerine gidip müracaat ediyorsunuz. İlk aşamada. Tarım il müdürlükleri önce size bir onay veriyor işletme kuracağınız yerle ilgili. Ondan sonra sizi belediyeye gönderip ruhsat işleriyle ilgili çalışmanızı sağlıyor. Yani ama hayvancılık işletmeleri kurduğunuzda önemli olan ürettiğiniz ürünü pazarlamanız ve üreteceğiniz ürüne tarımla ilgili ham madde girişini sağlamanız önemli olan. O yüzden yer seçimi bu anlamda çok önemli. Ve ilk adım olarak yer seçimi. Evet. Belirleyeceğimiz alan. Evet. Yani Ufuk Bey'in belirttiği gibi değerli izleyenler, alan en önemli kısım ve yapacağınız dediği gibi besi ve süt arasındaki seçim en olmazsa olmaz. Bunun kararını vereceğiz, yerimizi belirleyeceğiz. Daha sonra ne yapacağız? Tarım İl Müdürlüğü'ne müracaat ediyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'nden işletmenin yapılacağı yerle ilgili o arsanın durumu hakkında bilgi alıyorsunuz. İzinli olan yerler var, izinli olmayan yerler var. Şehre yakın yerlerde izin vermiyorlar, göle yakın yerlerde izin vermiyorlar, denize yakın yerlerde izin vermiyorlar. O yüzden önce aldığınız parselle beraber Tarım İl Müdürlüklerine gidiyorsunuz. Oraya bir dilekçe veriyorsunuz. Onlar size uygunluk belgesi veriyorlar. Onlar uygunluk belgesini verdikten sonra işletmenizi kuracağınız yerle ilgili belediyeye size ruhsat aşamasını öyle gönderiyorlar zaten. Evet. Sonrasında baktığımızda bu işletmelerin yerini tayin ettik. Elektrik ve su bizim için olmazsa olmaz olmazsa diye olmaz. Söyledik. Bu işletmeleri kurarken ana kısımlar nelerdir diye muhabbeti bu şekilde açmış olalım. Şimdi biz bir süt işletmesindeyiz ve Çiftlik Akademi programımızda sizlerle yürüttüğümüz için biz bence süt işletmesi üstünden devam edelim. Ama besi işletmelerine de şöyle, çünkü siz aktardığınızda izleyicilerimizle bir kıyas yapmış olurlar. Hem süt işletmesi hem de besi işletmelerinde kurulumda binalar, yerleşim nasıl bir şekillenmeli diye size sormuş olayım. Süt işletmelerinde kurulum sahamhaneye bağlıdır. Sahamhanenin, yani işletmeyi kurmadan önce bir hayvan sayısı belirliyorsunuz. Belirlediğiniz hayvan sayısı, şöyle anlatayım ya, varsayım olarak anlatacağım size.
İşte insanlar ilk başta 100 sağmal veya 200 sağmal, 300 sağmal kendine bir hedef koyuyorlar. O hedefe göre işletme kurmaya çalışıyorlar. Benim bahsettiğim büyük işletmeler. Mesela ilk planlamada insanlar 1000 sağmal yapacağım dediğinde ilk başta 1000 sağmallık bir işletme kurmuyorsunuz. İşte 200 sağmallık bir işletmeninle başlıyor. Ondan sonra 1000'e çıkmayı hedefliyor. Ama ne yaparsanız yapın, İşletmenin kurulum aşamasında oluşturduğunuz arazide son hedefinizi bilmeniz gerekiyor. Son, yani burada bu olmazsa olmaz. Bu olmazsa olmaz nasıl bir şey? 1000 sağmallık bir yer yapmayı düşünüyorsanız ve 200 sağmaldan başlamayı planlıyorsanız 1000 sağmala göre projenizi hazırlamanız gerekiyor. Neden böyle diyorum? Şimdi 200 sağmallık bir işletme 200 sağmal getireceğini düşünün o işletmenin. 200 sağmallık bir proje yapıyor ama adamın hayali 1000 sağmala ulaşmak ve bununla ilgili de yatırım yapmayı düşünüyor vatandaş. Ama 200 sağmallık işletmeyi kurduktan sonra 1000 sağmala gitmek için eğer projenizi binlik yapmadıysanız, ona göre arazinizi ayarlamadıysanız derme çarpma olarak devam ediyor. Yani 200'e göre plan yaptınız, samanlığınız, ot balyalığınız veya silah çukurlarınız belli bir yerde kalıyor. Ondan sonra onun üzerine bina oluşturmaya çalışıyorsunuz. 200 sağmalık bir işletme oluşturdunuz, büyüyemiyorsunuz. Büyümenizi kendi kendinize engellemiş oluyorsunuz. Yani nerede yola çıkarsanız çıkın, projenin sonunu kafanızda, o araziyle ilgili kafanızda belirlemeniz gerekiyor. Yani 1000 sağmallık bir yer yapacaksanız projeyi 1000 sağmala göre oturtmak lazım ve ona göre inşaat yapmak lazım. 1000 sağmal düşünüyorsunuz, 1000 sağmallık bir yer yapmayacaksınız. 200 sağmallık projenizi gerçekleştireceksiniz ama çiziminiz 1000 sağmala göre olacak. Ondan sonra neyi nereye koyacağınızı ona göre planlamanız gerekiyor. Evet. Peki süt işletmelerinde İşletmeye girişten çıkışa kadar olan kısımları yavaş yavaş irdeleyelim. Girişte büro kısmı, efendim daha sonrasındaki yem yerlerimiz, depolarımız, hayvanlarımızın barınakları, bunları sizlerle kısa kısa veyahut da geniş çaplı, sizin değerlendirmenize karışmış gibi olmayayım, kısım kısım açaraktan bir muhabbetimizi... Proje sağmaldan başla, sağmaneden başla. Nasıl başlar? İşte gene 200 ve 1000 üzerinden gidelim. 200 sağmalla başlayıp 1000'e gideceğinizi düşünün. Sağmanenizin altyapısını da 1000 sağmala göre oturtmak lazım. Yani sonradan inşaat işleyen bir işletmenin içerisinde sonradan inşaat yapmak kadar zor bir şey yok. Yani oluşturduğunuz bir işletme varsa o işletmenin sağmanesini paralel sistem düşünüyorsanız mesela 2 çarpı 10, 2 çarpı 12, 2 çarpı 16, 2 çarpı 20'lerle sağabileceğiniz hayvan kapasitesine göre planlamanız gerekiyor. İlk başlangıcını 2 çarpı 10'dan başlayıp 2 çarpı 25'e kadar devam ettirebilirsiniz. Ama sağmanenizi 2 çarpı 25 altyapıya göre planlarsınız. 2 çarpı 10'unu kurdurursunuz. Geri kalanlarını büyüdüğünüz zaman ilave şeklinde yapabilirsiniz ve inşaat gerektirmez. Ona göre ana altyapıyı kurduktan sonra büyümeniz çok daha kolay olabilir. Sağmane 2 çarpı 10 yaptıktan sonra, 2 çarpı 10 demek 20 hayvanın aynı anda sağım yapılıyor olması demek. Ondan sonra da ağır kısmına geçersiniz. Her şeyi sağmanenin kat sayısına göre planlarsınız. 2 çarpı 12'lik bir sağmane yaptığınızı düşündüğünüzde 24 hayvanı aynı anda sağacaksanız gruplarınızın 24'lü, 48'li, 96'lı veya 72'li olarak planlamanız gerekiyor. O da ne oluyor? Bizim ülkemizde kafa kilidi diye bir şey kullanılıyor. Yani hayvanları sağımdan sonra kilidi alma yöntemimiz vardır mesela. 2 çarpı 12'lik bir sağmane yaptığınızda 24 hayvanı aynı anda sağarsanız grubunuzdaki kafa kilidi sayısını da 24'lü, 48'li, 72'li ve 96'lı planlamanız gerekiyor. O zaman da ağırınızın ölçüsü ortaya çıkıyor zaten. Hesap yani, direkt kendini gösteriyor. Hesap kendi kendine çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Bir kilidin ölçüsü 0.65 ile 0.75 arasında değişir. 0.65 de kullanabilirsiniz, 72 de kullanabilirsiniz, 75 de kullanırsınız. 0.65'e göre kilit kullandığınızı varsayarsanız ve grubunuzu mesela 48'li grup yaptığınızı veya 96 grup yaptığınızı düşürseniz 0.65'i 48 ile çarparsınız. Bir bölmenin metresi size çıkar. İki grup yaparsınız bir ahırda. 2 çarpı 0.65 ile 48'i çarptığınızda veya 0.65 ile 72'yi çarptığınızda bir grubun ölçüsü çıkar. Bir grup daha yanına eklersiniz, ahırın uzunluğu çıkar. Yataklı sistem yapıyorsanız ahırın eni gübre kanallarının aradaki gübre sıyırıcılarının
ölçüsüne göre değişir. İneklerin yem yedikleri yeri 3.20-3.60 planlayabilirsiniz. Yatak, yani yem yerken yataklığa gübre dökülmesin diye. Evet. Arka tarafta bıraktığınız boşluğu da 2.40 yaparsınız. Ona göre de bir ağırınızın boyu yataklı sistemde 27 metreye çıkar enlemesine. Boylamasını da zaten sahamhaneden aldığınız hesapla, işte 72'ye göre planladınız veya 48'e göre planladınız, onu da 0.65 ile çarptınız, 2 grup koydunuz, uzunluğunu da oradan çıkarırsınız. İdeal mesela 350 sahamallık bir ahırda 27 metre eninde, 115 metre uzunluğunda bir ahırla işi çözebilirsiniz. Burada neyi planlamanız lazım? Burada ot koyduğunuz kapalı alanları ve silaj koyduğunuz, yemi hazırladığınız ünitelerin hayvanlara ulaştırdığınız ahıra uzaklığını planlamanız lazım ki o sizi ömür boyu etkileyecek şeyler. Neden ömür boyu etkileyecek? Çünkü mazotu kullandığınız yer o ara. Evet. Yani ahır planlamak kadar önemli. Bunu ahırınızın statiğini inşaat mühendisine çizdirebilirsiniz. Ahırınızın mimarisini bir mimara çizdirebilirsiniz. Ama inşaat mühendisi ve mimardan önce ahırınızın planlamasını, bu işi bilen, bu işte bundan önce ahır planlamış olan bir ziraat mühendisi, zooteknist veya bundan önce ahır planlamış olan bir veteriner hekim, danışman kullanabilirsiniz veya böyle arkadaşlardan arkadaş olarak faydalanabilirsiniz. Önce planlamayı bunlara yaptırmak lazım. Evet. Şimdi büyük kayıpların tamamı burada. Yani şimdi inşaat yapılacak. İnşaat yapıldığı zaman ne lazım bize? İnşaat mühendisi lazım, mimar lazım. Aslında öyle değil. İlk bakışta bugüne kadar inşaat yapmış, planlama yapmış, bahır çizimlerini yapmış ziraat mühendisi, zooteknist veya veteriner arkadaşlara ihtiyaç var. Veya ziraat mühendisi, zooteknist değil, veteriner değildir. Bundan önce kendisi patron olarak inşaat yapmış, değişik çiftlikleri gezip gördüğünüzde onlarla bilgi alışverişinde bulunup bu arkadaşlarla beraber böyle bir şeyi önce inşaat ve inşaat mühendisi ve mimardan önce böyle bir şeyi o arazinin üzerinizde planlamanız lazım. Yani İşe başlamadan önce her şeyin fizibilitesini yapmış olmanız lazım. Evet. Değerli izleyenler, şöyle bir durum. İmar, inşaat dediğimiz kısım aslında sizin yapacağınız işletmedeki hayvan alımından, makine alımından, ilerideki tarla işlerinden önce attığınız aslında ilk adım. İlk adımda siz adımlarınızı sağlam bir şekilde oturtur da temeli sağlam atarsanız tabii ki de üstüne çıktığınızda ve ilerleyen süreçte bu rahatlığı ve kolaylığı yaşayacak olan sizlersiniz efendim. Ve bu yem depolarıyla ahır arasındaki mesafenin bahsinde Ufuk Bey gerçekten çok kıymetli bir yere değindi. Asıl oradaki girdi maliyetlerinden biri de biliyorsunuz ki mazot. Ve bunu planlamasını yaparken de altını çizdi zaten Sayın abim. Bunu da atlamamak gerekiyor. Peki bu... Bir örnek daha vereyim burada ben size. Buyurun. Mesela buzağlık planlıyorsunuz. Buzağlığınızda süt kullanmayı düşünüyorsunuz. Buzağlıkta süt kullanacaksanız eğer sahamhanenize en yakın yerde buzağlık bölümünüzü konumlandırmanız gerekiyor mesela. Bunlarda da eğer işte sahamhaneniz bir yerde kaldı, buzağlığınız başka bir yere gitti, gene bu sefer içerideki aksiyonla ilgili operasyonunuzu zorlaştırıcı işler. Bunu nasıl çözersiniz? Bu işte bu işi yapmış, bu işi bugüne kadar iyi tecrübe edinmiş kişilerle çözmek gerekiyor. Efendim, çiftlik işleyişinde bu inşaat ve imar kısmı aslında en önemli noktalardan biri. Çünkü daha sonrasındaki iş operasyonları bu süreçte döneceği için sizin burada attığınız, kullandığınız en temel yatırım ne kadar dizaynı en iyi şekilde ise daha sonrasındaki bu kolaylıklar sizlere artı olarak yansımış olacak. Ve çiftlik girişlerinde de sahamhane merkez dedik. Evet. Çiftlik girişlerinde olmazsa olmazımız havuzlarımız, ilaçlama havuzlarımız. Bunları da atlamamak gerekiyor. İlaçlama havuzu neden bu kadar önemli diye sormuş olayım. Şimdi ülke genelinde tüberküloz ve brucella ile ilgili sıkıntıları olan bir ülkede yaşıyoruz biz ve ülkemizde şap hastalığı sıkıntılı bir hastalık ve ülke genelinde 6 ayda bir, senede bir tekrarlayan şap hastalıkları var ve bunların hepsi bulaşıcı hastalıklar. O yüzden biz bunları planlarken, yani idari binanın işletmenin dışarıda kalması,
İşte ayak havuzlarının doğru çalışması, içeriye araç giriş çıkışlarının doğru planlaması gerekiyor. Yani planlamayı öyle bir yapıyorsunuz ki içeriye sadece yem arabası ve süt arabasının girmesini sağlamanız gerekiyor. Artık onlara kadar şey, mesela içeride problem yaşadınız, hayvan çıkarmanız gerekiyor. Öyle bir planlama yapmanız lazım ki bu dışarıdan çalışan mezba arabaları veya işte hayvan taşıyan araçların işletmenin içine girmeden yapılabilmenin, o organizasyonu doğru kurduğunuzda onu sağlamanız gerekiyor. Aslında bu soruyu mahsus sordum değerli izleyenler. Çünkü burası hastalıktan ari bir işletme ve Bursa'daki kıymetli işletmelerimizden biri. Bu hastalıktan ari şeyleri nasıl sağlayacağız? Biyogüvenlik çalışmaları ile sağlıyoruz. Ve bu biyogüvenlik çalışmalarının ilk adımı da aslında bu bahsettiğimiz girişlerde kullandığımız ilaçlama havuzlarımız, aslında araç giriş ve çıkışlarında kullandığımız. Ve bakın, Sayın Müdür'ün söylediği gibi işletmedeki iş akışı ve araç trafiği gerçekten büyük bir döngü içerisinde. Çünkü 7/24 çalışmalar devam ediyor. 7/24 devam eden bir yerde bu süreklilik devam ettiği için buradaki iş akışı ve trafik akışı da bizler için çok kıymetli. Ve bu biyogüvenliği sağlarken idari binadan ve diğer işletmelerin kısımlarına kadar olan bu işleyiş ve süre gerçekten çok değerli. Şimdi bunları dizaynından tekrardan devam edelim diye istiyorum. İdari binayı dışarıda tutalım dedik. İçeriye olabildiğince araçları azalalım dedik. Bunu ne şekilde yapmış olacağız? İdari bina ve yem depoları kısmını bu sefer işleyelim isterseniz. Şimdi bizim ülkemizde 2002'de başlayan bir moda vardı. Bu modada sahamhaneyi kuruyorduk. Sahamhaneyi kurduktan sonra sahamhanenin arka tarafına sahamla ilgili süt tanklarımızı yerleştiriyorduk. Yıkama makinalarımızı yerleştiriyorduk ve sahamhanenin o arka tarafında yerleştirdiğimiz kısmın üstüne bir çekme kat yapıyorduk. O yaptığımız çekme katı da idari ofis olarak kullanıyorduk. Şimdi o çekme katı yapıp o idari ofislerin hepsinin kullanımını içeride organizasyonu yapan ve operasyonu yapan arkadaşlara ayırıp işletmelerin idari ofislerini işletmenin dışına almamız gerekiyor. Mesela şu anda görmeye başladığımız şey o. Neden öyle? Çünkü ülkede bu arilikle ilgili çalışmalar iyice hızlandı. Çünkü süt satışına izin verilmiyor, AB onayı oluyor, arilik belgesi oluyor. Bunlarla ilgili kısıtlamalarda devletin koyduğu şartlar da var zaten. Bu şartlar dahilinde araç havuzlarınızın aktif şekilde çalışıyor olması gerekiyor ve araç havuzlarının hemen kenarlarına, işletmenin hayvanların olduğu bölümün dışına ve araç havuzlarının hemen başlangıcına, tel örgünüzün başına idari ofislerinizi yerleştirmeniz gerekiyor. Oradan sonra da pazarlama ile ilgili çalışan arkadaşların veya işletmede laboratuvarla ilgili çalışan arkadaşların, dışarıdan gelen ziyaretçilerinizin karşılamasını orada yapıp işletmenin içerisine sokmamanız gerekiyor. Bununla ilgili de şimdi yeni yapılan işletmelerde bu başladı zaten, yapılıyor. İçerideki sahamhanenin üzerinde kullanılan idari ofisler içeride organizasyonu yapan arkadaşlara teslim edilip dışarı çıkmamız gerekiyor. İşletmenin dışına almamız gerekiyor her şeyi. Bundan sonraki yapılan planlamaların böyle olması gerekiyor. Evet. Yani daha öncesinde yapılan çalışmalar ve şimdikiler arasındaki mukayesede bu biyogüvenlik açısından baktığımızda bu şekilde olması en doğrusu diye görüyoruz. Ve yem depolarımız olmazsa olmazlarımız bir işletme içerisinde. Çünkü bir yıl boyunca bu hayvanlarımızın yiyeceği yemleri buralarda saklayacağız. Evet. Bunların yapım aşamalarında sizler nazariyatında en dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Ot depolarıyla silaj depolarının aynı yerde olması gerekiyor. Onun da büyümeye uygun olması gerekiyor. Yani yaptığınız işletmede son nihai hedefe ulaşmanız için oranın da projesini doğru çizmeniz gerekiyor ki orada büyüme sağlayabilirsiniz. Sağlayabilmeniz gerekiyor. Ve güzel bir meydan oluşturmanız gerekiyor. Çünkü silaj dönemlerinde ve ot dönemlerinde trafik akışını orada doğru sağlamanız gerekiyor. O trafik akışını sağladıktan sonra da işletmeye, hayvanların yemlerini döktüğünüz yere uygun ve işletmenin tam orta bölgesine yerleştirmeniz gerekiyor. Ve kapalı alanlarınızı uygun yerde bulundurmanız gerekiyor. Çünkü yeterince imardan dolayı
yeterince kapalı alan bulunduramıyorsunuz. Mesela kapalı alan koydunuz, kapalı alanınıza yoncayı koymaya çalışıyorsunuz veya biraz bir miktar ot aldınız, onu koymaya çalışıyorsunuz. Saman onlara göre biraz daha değersiz olduğu için ona da bir meydan kullanmaya ve o meydanda onun brandayla veya naylonla üzerini kapatıp bir senelik ihtiyacınızı koyuyorsunuz çünkü oraya. Ve bu alanların ilk yapım aşamasında hepsinin doğru seçilmesi gerekiyor. Eğer doğru seçmezseniz ve uzaktan kaldığınızda programın ilk başında anlattığım gibi mazot sarfiyatından çok yüksek oranlarla maliyetinizi artırıyorsunuz kendi kendinize. Yani bu hesap kitap işlerini yaparken en ince detaylara kadar da bakmak gerekliliği evet. var. Bu buzhanelerden bahsettik. Doğum yerleri ve buzhaneler. Bunların işletmedeki önemi nedir ve nerelerde olursa bizim için daha avantajlı olmuş olur. Nerelerde olmaktan çok burada en önemli iş temizlik. İkisinde de doğumhane bölümünüzde yani hayvanlarınızı son 60 gün kuruya çektiğiniz yerlerde burası ikiye ayrılıyor zaten. Kuru 1 ve kuru 2 diye iki bölüm oluşturuyorsunuz kendinize. Bu gebe hayvanlarınız kuruya ayrıldıktan sonra 60 gün kuruda kalıyorlar. Bu 60 günün 60 ile 20 arasında kuru 1 dönem olarak kullanıyoruz. 20 ile 0 gün yani doğum yapacağı güne kadar kuru 2 olarak adlandırıyoruz ve kuru 1'de yaptığımız besleme ile kuru 2'de yaptığımız besleme de farklı oluyor. Kuru 2'deki alanların çok temiz olması ve kuru 2'nin içerisinde doğum localarınızın olması gerekiyor. Bu doğum localarını temiz kullanmanız gerekiyor. Çünkü işletmenin en çok mikrop akışı veya en çok hastalığın bulunduğu yer doğum alanlarınız ve buzağı alanlarınız. Burasını ne kadar iyi yönetebilirseniz, bu alanların temizliğini ne kadar iyi yönetebilirseniz, yani bu temizlikten kastım alanların beton olması gerekiyor, kolay yıkanabilir olması gerekiyor ve giderlerinin, oradaki kanalizasyon kısmının doğru çalışıyor olması gerekiyor. Buzağı alanlarınızın da bulunduğu yeri doğru seçmeniz gerekiyor. Çünkü orada da temizlik, içerisini planlarken kolay temizlik yapılabilecek şekilde bir planlamayla bir buzağılık hazırlamanız gerekiyor. Orada oluşturacağınız kolostrum alanları, orada oluşturacağınız kulübe alanları veya imkanınız varsa veya yapabiliyorsanız bilgisayar donanımlı buzağı besleme alanlarını temizliği kolay şekilde yapabilecek bir alan planlamanız gerekiyor. Eğer bunu planlayamazsanız ülkemizde veya dünyada kripto diye bir hastalık var. Bu hastalıktan kurtulamıyorsunuz. Çünkü mikrop yükünün en çok olduğu yer doğumhanelerimiz ve buzağılık alanları. Bunların temizliğinin doğru yapılabilecek şekilde organize etmeniz gerekiyor. Yani koyduğunuz kulübelerin veya buzağı bölmelerinin aralarında iş makinesi çalışabilecek şekilde veya oraya uygun iş makinelerinin çalışabileceği ölçülerde yapmanız gerekiyor. Evet. Peki bir de revir ve karantina alanlarımız var. Bunların nerelerde olması gerekir? Nasıl değerlendirilmesi gerekir? Revir alanını işletmenizin içerisinde uzak bir bölüme seçmeye çalışmalısınız. Karantina ağırını işletmenizden uzak bir bölüme koymanız gerekiyor. İşletmenize paralel işte 1 kilometre mesafede, 100 metre mesafede o alanlarda ama işletmenin tel örgüsünün biraz dışına kalan bir yerde karantina alanı olarak o da dışarıdan hayvan girişiniz varsa o alanı kullanabilirsiniz. Revir alanı işletmenin gene buzağılık ve doğumhanede olduğu gibi mikrop yükünün yüksek olduğu yerler çok ayak altı olmayan işletmenizin içerisinde ağırın içerisinde seçtiğiniz biraz izole bir alan seçmeniz gerekiyor. Onu da gene planlamanın en başında organizasyonu kurduğunuzda nasıl bir bina yapacağınızı planladığınızda revir alanını yerleştireceğiniz yeri ona göre planlamanız gerekiyor. Evet. Ya aslında bir de bizim bu çiftliklerin olmazsa olmazı gübre yönetimi. Bu gübre alanlarıyla alakalı da ben sizden bilgi almak isterim. İlk başta biz programa başlarken anlattığımız birinci, ikinci kuralın içerisinde aslında gübre olması gerekiyor. Çünkü gübre sadece işletmenin içerisinde planlanan bir olay da değil. İşletmenin içerisinde gübreyi istediğiniz kadar doğru planlayın ama o işletmenin içerisinden çıkardıktan sonrayı da planlamanız gerekiyor. İşletmeden çıkardıktan sonra işletmenizin dışarısında kendinize ait bir arazi bulunması gerekiyor. O işletmeden çıkacak gübreyi çekebileceğiniz bir araziniz olması gerekiyor. Veya işletmeyi kurmaya döndüğümüzde, ilk başa döndüğümüzde şu an Türkiye'de geliştirilmiş biyogaz tesisleri var. İşletmenizin mesela yer seçimini yaparken
biyogaz tesisine uygun bir yerde yer seçimi yapabilirsiniz. Veya işletmenizin yer seçimini yaparken o gübreye ihtiyacı olacak tarım organizasyonunun içerisinde bir seçim yapabilirsiniz. Mesela bağcılık yapılan bir ilçede seçim yapabilirsiniz. Zeytincilik yapılan bir ilçede yer seçimi yapabilirsiniz. Buralarda gübrenizi sevk edebileceğiniz, gübrenizi gönderebileceğiniz ve gübrenizden para kazanabileceğiniz bir ortam elde etmiş olursunuz. Bizden çıkan gübrenin en güzel kullanıldığı yer zeytincilik ve bağcılıktır mesela. Büyük tarla organizasyonlarında mısır, buğday, arpa işiyle uğraşan tarla organizasyonu yapan arkadaşlar bizim gübremize çok ihtiyaç duymazlar. Yani bizim istediğimiz zaman ihtiyaç duymazlar. O zaman organize edemeyebilirsiniz. İçeride işletmenin içerisinde gübre organizasyonu burası tamamıyla bilimsel bambaşka bir derya. Yani bir program konusu olabilecek kadar büyük bir şey. Çünkü bunu doğru planlayamazsanız gübrenin içinde boğulur gidersiniz ve o işletmeden hiçbir zaman bir karlılığa ulaşamazsınız. Çünkü bütün enerjinizi ve bütün gücünüzü o işletmedeki gübreyi organize etmek anlamında kullanmaya başlarsınız. Bunun için de yataklı sistemlerde oluşturulan gübre organizasyonuyla kompost işletmelerde oluşturulan gübre organizasyonları ikisi farklı şeyler. Mesela yataklı sistemlerde oluşturulan gübre organizasyonlarında gübreyi ahırın dışına çıkarmaya çalışırsınız. Ahırın dışına çıkan gübreyi bir separatör vasıtasıyla oraya yatırım yapmanız gerekiyor. Bir kuyuda toplarsınız. O kuyu ön toplama kuyusu olur. Ön toplama kuyusundan bir separatör vasıtasıyla kuru kısmını ayırmaya çalışırsınız. Sıvı kısmını başka bir depoya almaya çalışırsınız. Kuru kısmından kurtulmaya çalışırsınız. Kuru kısmından kurtulmak kolaydır ama sıvı kısmına yapabileceğiniz çok şey de yoktur. İşte orada yer seçimi, biyogaz tesisleri, işletmenizin dışındaki kendi arazi varlığınız, o arazi varlığınızın içerisinde çalıştığınız tarım ürünü, mesela oraya 2 ürün mü çalışıyorsunuz, 3 ürün mü çalışıyorsunuz, gübre organizasyonu yapamadıysanız tek ürünle yetinmek zorunda kalabilirsiniz çünkü gübrenizi oraya çekmek zorunda kalabilirsiniz gibi ben buna devam edebilirim. Şimdi bir program konusu olabilecek zaten büyük bir destandır bu. Çiftlik Akademi içerisinde ayrı bir bölümde değerlendireceğiz. Ama işletmelerin olmazsa olmazlarından biri de bu gübre yönetimi ve gübre alanları olduğu için mahsus bu soruyu da sormuş oldum. Buna güzel, bu kadar zor anlattım. Mesela bizim işletmemizde uygulanan sistem kompost sistem. Ben bu kadar onu yapmanız lazım, separatör almanız lazım, kuyu yapma. Bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Kompost sistem yaparsanız kompost sistemde gübreyle çok boğuşmazsınız. Ama işte bu da bir planlamayı gerektiriyor. Kesinlikle. Kompost sistemin de kendine göre kendi problemleri, kendi derdi var ama gübreyi çok uzaklaştırmakla ilgili uğraşmazsınız. Onda da gübreyi kendi olduğu yerde kurutmayla ilgili uğraşırsınız. Bir organizasyon sağlarsınız ama çok zor ve zahmetli bir yöntem değildir. Biraz fazla para harcarsınız ama zor ve zahmetli değildir. Bu biraz daha iyidir. Ama bu da bölgesel olarak değişir. Bursa bölgesinde biz uygulamaya çalışıyoruz ve belli bir yere kadar da başarılıyız. Ama ülkemizde Adana'da, Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de, Denizli'de yani sıcak bölgelerde bu gübre yönetimini planlarken işletmenizi kompost sistem yaparsanız hiç sıkıntı yaşamazsınız. Evet. Bu bölgelerde tamamıyla kompost sisteme dönülmesi gerekiyor. Geri kalanı yataklı sistem bu bölgelerde çok zor. Şimdi bu işletme yatırımları maliyetli işler. Evet. Ve bunlarla ilgili desteklemeler var. TKDK projeleri var. Peki bu yatırımlar yapılırken siz yatırımcılara ne önerirsiniz? Nasıl bir yol izleseler daha iyi olur? Bu işi yapmayı kafanıza koyduğunuzda bu işle ilgili iyi bir danışmana ihtiyacınız var. Çünkü bu işlerde en çok para harcanan ve en çok zarar edilen kısım bu işletmenin ilk kurulduğu zamanlardır. Kesinlikle. Çünkü bu işi tam bilmiyorsunuz, bilmediğiniz bir işe girmeye çalışıyorsunuz ve bilseniz bile belki 20 hayvanla 50 hayvanla yapılan yerler gördünüz, onları biliyorsunuz. 300-400 başlık bir işletme planladığınızda, TKDK dediğinizde 100 başlık işletmeler yapılıyor mesela. Çok altında izin veriliyor mu verilmiyor mu bilmiyorum onu. Ama onların projeleri 100 başlık işletmeler yapılıyor. İşte siz 100-200'e çıktığınızda 300'lük yerler planladığınızda, 500'lük yerler planladığınızda cebinizden çıkacak paranın en büyük kısmını orada harcıyorsunuz. Ve oradaki yani
Eğer planlamayı doğru yapamazsanız 100 liraya mal edeceğiniz bir şeyi 200 liraya mal edebilirsiniz. Yani %100 farkların olduğu, planlamanın yanlış yapıldığında çok paralarınızın kaybedileceği bir dönem burası. O yüzden aklınızdan bir süt işletmesiyle ilgili bir planlama geçirdiğinizde bunun fizibilitesinin oturup en az 3 ay 4 ay planlanması gerekiyor. Zaten bizim ülkemizde yeni bir işletme kurmak için devlete müracaat ettiğinizde, il müdürlüğü veya belediyeye ruhsatla ilgili müracaat ettiğinizde de bu işlemler 8 ay kadar bir zamanınızı alıyor. Minimumda harcadığınız zaman 8 ay. O 8 ayın içerisinde bunun 4 ayında da paralel olarak siz kendiniz bu planlamaları yapabilirseniz, işletmenin bulunduğu yerin su sondajları, işletmenin bulunduğu yerin elektrik imkanları, o işletmenin kurulum projeleri, o işletmeden mısır silajının nereden temin edileceği, buğday silajının nereden temin edileceği, yoncanızın nereden temin edileceği, samanınızın nereden temin edileceği ve o işletmeye kaç hayvan getirecekseniz samanının planlanması, bunlarla ilgili bir uzman arkadaşla çalışıldığında bence 100 liralık bir iş 200 liraya çıkacağına 100 liralık işi 100 lirada bitirmiş olursunuz ve doğru bir proje elde etmiş olursunuz ve iş akışınız ona göre doğru işler. Eğer doğru planlayamazsanız, içerideki iş akışını yönetemez hale gelirseniz sıkıntı yaşamaya başlarsınız. Çünkü elinizdeki hayvan ufak bir hayvan değil. 700 kiloluk hayvandan bahsediyoruz. Yani bunların doğum ağırlığı 45 kilo ile başlayıp ergin ağırlıkları 700-750 kiloluk hayvanlar. Yani kullandığınız demiri de doğru planlamak zorundasınız. Ve o işletmenin yollarının, yani gruplara giden, sahamhaneye giden, doğan hayvanın buzağısına giden, buzağılıktan sonra genç hayvan ağırına geçişlerinin, işletmedeki personel sayınızın doğru planlaması bununla alakalı. Eğer bu yolları doğru planlayamazsanız 12 kişilik 13 kişilik bir kadroyla çalışacağınız bir işletmeyi doğru planlayamadığınız için 20 kişiyle personel idaresiyle bu işi yapmaya çalışırsanız bunların hepsi ilk başta planlanacak ve doğru yapılacak işler. Ek masraf sonrası da. Sonrası hep masraf. Evet. Ve engellenemez masraflar. Evet, yamalı borç. Yani yem merkezinde anlattığımız gibi, yem merkezini doğru yere koymadığınızda mazot engellenemez bir masraf haline gelir. Elektriği doğru planlayamadığınızda, doğru yere getiremediğinizde engellenemez bir masraf haline getirir. Suyu, sondajınızı doğru planlayamadığınız, yedek bir sondajınız olmazsa o suyla ilgili çekeceğiniz zahmet engelleyemeyeceğiniz bir şey olabilir. İçerideki iş akışını doğru yönlendirme kapılarını doğru ayarlayamadığınız anda 10 kişilik çalışılacak bir iş yerinde 15 kişiye veya 20 kişiye çıktığınızda bunlar hepsi sizin cebinizden gidecek para kaynakları ve büyük paralar bunlar. Şimdi değerli izleyenler, aslında çiftliklerimize yatırım yaparken öncelikli kısımlar ve daha sonra ekleyeceğiniz kısımlar şeklinde. Bunu da müdürüme bu şekilde sormamın sebebi, şimdi öyle çiftlikler yapılıyor ki inanın dersiniz ki ahır değil, inekler için villa yapılmış. Ama hayvanlarımızın bu kadar, elbette hayvan refahı önemli, ama hayvanlarımızın bu kadar isteği var mı? Mühim olan sizin buradan en karlı şekilde verim alabilmeniz ve bu üretimi en minimum masraflarla maksimum kazanç elde edecek şekilde yapabilmeniz. Hayvan refahı tabii ki de önemli. Ama ilk olarak atmanız gereken adımlar ve sonrasındaki bu ekipman ve teçhizatlarla bunları zaten sağlamış olacaksınız. Ben o yüzden müdürüme bu konuda ilk adımlar ve yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken hususları özellikle sormak istedim. Konforda bir şeyler ekleyebilirim. Konforda... Buyurun. Birincisi, hayvanın istediği en büyük konforlardan bir tanesi gübredir. Gübreyi arındırabiliyorsanız ve gübreden hayvanı kurtarabiliyorsanız en büyük konforudur. İkincisi, hayvanın en büyük konforlarından bir tanesi işletmenin içerisindeki iş akışıdır. Yani sahamhaneye gittiği yolun rahat gidip gelebiliyor mu? O yolun altında zeminde kullandığınız malzeme düzgün mü değil ayaklarına mi? Alsın. Gübre organizasyonu düzgün mü? Ve üçüncüsü, hayvanın istediği yattığı yerin güzel olması. Rahatlık. Hayvan başka bir şey sizden çok büyük konforlar beklemiyordur zaten. Beklediği en büyük konfor gübre, içerideki iş, yürüyüş yollarındaki akış ve yattığı yerin temizliği. Evet. Başka bir şey beklemez hayvan sizden.
Değerli izleyenler, bugün programımızda bir çiftlik tasarımında, yatırımında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine Sayın İtimat Çiftlik Müdürümüz Ufuk Arkıl Bey ile dilimiz döndükçe sizlere düşüncelerimizi aktardık. Bir başka Çiftlik Akademi projesinde programında tekrar görüşmek dileğiyle. Sizler sıhhatli, tarlanız, hayvanınız bereketli olsun. Köyde kalın, Köy TV ile kalın, köyde hayat var.